bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rafiye sihir dileklerle beşiklere bismillah. 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 En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım veredim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rafiye sihir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Kara gözün, namustur her sözün, senin anlığın yüzün. Ak, ak, ak. Kalk doğrul tezelden. Oh.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayır. Sen yarattın, sen gayır. Sen yarattın, sen gayır. 8 Ekim 2018, günlerden pazartesi, saat 17.40, İstanbul Küçükçekmece 2 Terli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Canlı yayınımız Türkiye Birlikte Güzel adlı canlı yayındayız. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Evet efendim, bugün Türkiye'yi konuşacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, 16 bin yıllık şanlı tarihimizde nasıl ayakta tutan, bizi ayakta tutan güzellikler nelerdir? Bunları konuşacağız. Kaynaklara başvuracağız. Müslüman Türk milliyetçiliğini konuşacağız. Müslüman Türk milliyetçiliğinin elzemliliğini konuşacağız inşallah. Rabbimizin izniyle acizane olarak güzel bir yayın olması için çabalıyoruz. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Canlı yayına katılmak isteyen can dostlarımızı da canlı yayına alacağız inşallah. Güzel bir yayın olmasını istiyoruz Rabbimizin izniyle. Bu arada bir açıklık getireyim. Bismillah adlı Işrak kardeşlerimizin hazırladığı güzel bir, biliyorsunuz yıllardır yayınımızın başında biz bunu sunuyoruz. Çünkü her işin anahtarı Besmele-i Şerif diyoruz. Ama 8-9 yıldır hiç biz değiştirmedik. Bismillah'ı kullanıyoruz. Yani Bismillah diye haykırış kardeşlerinin
O Güzel'in albümlerini ilk yayınımıza koyuyoruz. Sürekli Facebook ve YouTube bizi engellemeye çalışıyor. Sesimizi kesiyor. Buna rağmen ne gerekirse yapalım diyoruz. Sahipleri kim bize muhatapsa o muhatabı bulalım. Gerekirse helallaşalım. Gerekirse Bismillah adlı albümün telif hakkını ödeyelim diyoruz. Böyle de bir düşüncemiz var. Hiç kimsenin hakkını yeme diye bir lüksümüz yok. Çünkü kul hakkıyla gelmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Rabbim. Onun için dikkat etmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Hani burada buyurmuş ya Muhsin Başkanımız, kanımız aksa da zafer İslam'ındır diyorsak, eğer bizim bu kanımızın akmasını istiyorsak, ama bu kan da, akan kan İslam'a layık olması lazım. İslam'ın birlikteliğine layık olması lazım. İslam'ın özüne layık olması lazım. İslam'ın ruhuna layık olması lazım. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Özellikle söylemek istiyorum efendim. Evet, bu arada misafirlerimiz de tabii ki bizleri yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun. Ben de çok seviniyorum böyle yalnız kalmadığım için. Gurur duyuyorum, sevinç duyuyorum efendim. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Özellikle söylemiş olalım efendim. Evet. Bu arada Işılık kardeşlerine yine ilerliyoruz koydum efendim. Tabii bir klip olarak yine karşımıza çıkıyor. Yayınımıza bir güzellik getirmiş olacak. Çağrı İslam kardeşliği ümmet diyoruz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas, devlet diyoruz. Tek gayemiz insanlığa hizmet diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. Neden Türk İslam ülküsü diyoruz efendim? Neden Türk İslam ülküsü diyoruz? Neden Türk İslam ülküsü diyoruz? Seyyid Ahmet Arvasi Türk İslam ülküsü isimli eserinin ilk bölümünü istifadenize sunuyoruz efendim. Neden Türk İslam ülküsü diyoruz? Akkara'yı gösterecek zaman diyoruz. Rahmet gelip boğulacak duman diyoruz. Metodumuz, siyahımız iman diyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu şekilde yayınımıza acizane olarak başlıyoruz. Tabii ki çok hafif de bir fon müziği koyuyoruz. Yani güzellik katmak istedim yayınımıza. Evet, bu arada misafirlerimizi de tanıtacağız ama şu ilk bölümde bir okumaya gayret etmek istiyorum efendim. Neden Türk İslam ülküsü? Ve ne diyoruz? Yayınımız neydi efendim? Birlikte Türkiye, birlikte güzel. Türkiye, birlikte güzel. Türkiye'miz birlikte güzel. Bunu da unutmayalım. Hep birlik diyoruz, hep beraberlik, hep kardeşlik diyoruz. İslam'da milliyetçilik yoktur. Propagandası ile milletleri çökertmek ve bu suretle çok kahpece bir planla birbirinize zıt İslamcı ve milliyetçi Suni düşman kampa doğurmak istemişlerdir. Seyyid Ahmet Arvasi hocamız bu şekilde söylüyorlar. Allah razı olsun. Biz bu Arvasi hocam mekanı cennet olsun. Bütün kaynaklarından istifade etmeye çalışıyoruz. İstifade ediyoruz ve onun yolunu kendimize yol mihenk taşı olarak koyuyoruz. Koyanlardan oluyoruz inşallah Rabbimizin izniyle. Bu arada Arvasi hocamın yazılarını Twitter'da, Facebook'ta ve Google'da paylaşıyoruz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Özellikle söylemiş olalım efendim. Evet. Neden şu veya bu ad altında toplanmayı değil de Türk İslam ülküsüne bağlanmayı savunuyoruz? Biz iddia ediyoruz ki emperyalizm
emperyalizm Türk ve İslam dünyasını yutmak için en az iki asırdan beri korkunç bir tertibin içindedir. Bir taraftan kültür emperyalizmiyle vatan çocuklarını din ve milliyetini yabancılaştırarak kendi emellerine hizmet ederek edecek kadrolar hazırlamakta, diğer taraftan din ve milliyet duygularını her şeye rağmen terk etmeyen çocuklarımızı da birbirine düşürmeyi planlamaktadır. Bugün yeryüzünde iki sömürgeci blok vardır. Bunlardan biri kara renkli kapitalist emperyalizm, diğeri ise bütün fraksiyonuyla kızıl emperyalizm. Birincisi çok uluslu şirketlerin paravanasında az gelişmiş veya gelişmekte olan halklara yardım etmek, özgürlük ve uygarlık götürmek maskesi altında. İkincisi de ezilen, sömürülen halklara bağımsızlık, özgürlük ve adalet götürmek maskesi altında sınıfsal savaş sloganı ile iç savaşlar çıkartmakta ve dünya pilotörlerinin dayanışması adı altında işgalini gerçekleştirmektedir. Gerçekten de yeryüzünde ezilen ve sömürülen bir de üçüncü dünya vardır. Bu dünya daha çok Asyalı, Afrikalı, yirmi ufaklı devletlere ve devletliklere, beyliklere, emirliklere, federasyonlara bölünmüş milletlerden ibarettir. Esef edelim ki bu insanların sayısı 1,5 milyardan daha fazladır. İşin ızdırap veren diğer bir yanı ise bu nüfus çoğunluğunu Müslümanlar teşkil etmektedir. Bunun yanında çok acı bir gerçeği daha belirtelim ki bu ezilen ve sömürülen Müslümanlar arasında Türk milletinin çok önemli bir bölümü bulunmaktadır. 1970'li yılında yapılan bir araştırmaya göre yabancı boyunduruğunda tam bir sömürge hayatı yaşayan Türk nüfusunun sayısı Türkiye'mizde bulunan genel nüfusumuzun tam iki katıdır. Emperyalist güçler fırsat buldukları zaman zorla, bulamadıkları zaman ise hile ile İslam ve Türk dünyasını ele geçirmiş, zenginliklerini yağmalamış, din ve milliyet duygu ve değerlerini tahrip etmiş, direnenleri lekeleme ve imha yoluna girmiş, gitmiş, kendine uygun kadrolar yetiştirmiş. Bu milletlerin uyanış, diriliş hamlelerini, milli eğitim ve kalkınma planlarını baltalamış ve ülkeleri ebedi sömürge statüsüne mahkum etmek için elinden geleni esirgememiştir. Emperyalist güçler korkunç bir kültür emperyalizmi programı ile millet çocuklarını milli tarihlerine, milli ve mukaddes kültür değerlerine, milli ülkelerine, milli menfaatlerine, hatta motif ve sembollerine düşman etmekte kalmazlar. Kendi değerlerinde bir uygarlık ve ilericilik unsurunun içinde onların kafalarına ve vicdanlarına oturturlar. Böylece milli ve manevi mukaddes değerlere bağlı milliyetçilerin karşısına bu değerlere ters düşen yabancılaşmış kadrolar çıkarılır. Bir ülkede değerler ikizleşince kadroların da ikizleşmesi, çatışması mukadder olur. İşte bu beynelmiler güçleri harekete geçirir. Ülke artık bir müdür gırtlağına sarılmaya hazır kadrolara bölünmüşse düşman rahatlıkla at oynayabilecek fırsatı bulmuş demektir. Düşman karşısındaki güçleri parçalayarak, onları birbirine düşürerek kolay yutulur lokmalar durumuna sokmak ister. Mesela sanki bir insan hem dindar hem milliyetçi hem medeniyetçi olamazmış gibi bu değerleri birbirine zıt programlar durumuna sokarak hiç yoktan çalışan güçler meydana getirir. Bu oyunlarını o kadar ustaca planlar ki tertiplerini anlamak için bazen olayların üzerinden 50 veya 100 sene dahi geçmesi gerekir. Mesela Osmanlı Türk Devleti'nin parçalanması ve Orta Doğu'nun sömürgeleştirilmesi.
için dinimizin ve milliyetimizin düşmanları dinle ile milliyetçilik arasında zıddiyet ve düşmanlık duyguları doğurmayı planlamış olduklarını şimdi itiraf ediyorlar. Sergei Houtin adlı Fransız masonun yazdığı Les France Mason kitabın 127. Sayfasında okuduğumuza göre İslam dünyasında masonlar Cemalettin Afgani ile Muhammed Abdül gibi din politikacılarını hocalarına kaydederek onların eliyle dini milli yapılarına göre reform ederek alem şumul İslam dinini bozmak, öte yandan Müslüman kardeşler Feras Müslümanı hareketiyle İslam'da milliyetçilik yoktur propagandasıyla milletleri çömekler ve bu surette de çok kahveci bir planla birbirine zıt İslamcı ve milliyetçi zümreyi düşmanlar kamplar doğurmak istemişlerdir. Emperyalizm bizim dünyamızda bir paradokstan çok istifade ettiğini ayrıca yazmaktadır. Dinimizin ve milliyetimizin düşmanları din ve milliyet gibi iki mukaddes varlığımızı birbirine düşman göstermek oyunundan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. O halde Türk milliyetçiliğine düşen iş bütün dünyayı bu oyunu herkesten önce kendi yurdunda bozmak olmalıdır. Bu ülkede Suriye olarak birbirine düşman güya Türkçü ve güya İslamcı cepheler meydana getirmek istenmiş hain ve kahpe oyunlarının karşısına bir Müslüman Türk olarak tarihe ve yarışır biçimde dudar. Yarışır biçimde çıkmalıdır. Bunun için Türk İslam ülküsüne bağlı Türklük gurur ve vakarına İslam iman, aşk ve ahlak ve aksiyonuna sahip Türklüğü bedeni, İslamiyet ruhu bilen milletini teknolojik kabrelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak özlemiyle çırpınan dünya Türklüğünün, İslam dünyasının ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Din ve milliyet zıt değerler değildir. Bu sebepten sentez, tez ile antitez arasında söz konusu olacağına göre yıllardan beri dolandığımız Türk-İslam sentezi yerine Türk-İslam ülküsüzlüğü daha uygun olur düşüncesiyle kitabımızın adına Türk-İslam ülküsü olarak seçtik. Bunu ısrarla kullanacağız. Seyit Ahmet Arvasi, Türk-İslam ülküsü. Yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın Memasa, Edirne'den Kars'a. Haydi Anadolu, haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın Memasa, Edirne'den Kars'a. Haydi Anadolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın ne varsa, Edirne'den Kars'a. Haydi Anadolu. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı, milleti İslam'ı, milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın, ayırmasın, ayırmasın efendim. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunu Rabbim hep bizlere yaşatsın, Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz efendim. Sabri Çetin aramızdalar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin.
Fark34.com'un genel yayın yönetmeni, Büyük Birlik Partisi Bağcılar ilçe yönetim kurulu üyemiz, gazeteci, yazar, FSM, medya grup programcımız. Evet efendim, yine Büyük Birlik Partisi Kapaklı, Tekirdağ Kapaklı ilçe başkanımız Fatih Diler aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Ve yine Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanımız İlhami Çiçek aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Yine Mustafa Balaban aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Yüksel Ekspileli aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Kılıç Emrah'ın yönetim kurulu üyemiz Gökhan Kılıç aramızdalar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. İlhami Çiçek iyi yayınlar diliyor, Allah razı olsun diyoruz biz de. Evet efendim, bu şekilde gelen misafirlerimizi de sizle tanıtmış oluyoruz. Bu arada 26 dakikadır canlı yayındayız. Bir Türkiye Birlikte Güzel diye bir yayınımızın ismi. Türkiye'mizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, birliğimizi, beraberliğimizi seviyoruz. Kıyamete kadar da Rabbimizin izniyle inşallah seveceğiz, sevenlerden olacağız efendim. Evet. Secdeye kapanan başları hürmetine, aşkınla sızlayan kalplerin hürmetine. Secdeye kapanan başları hürmetine. Bu arada tabii ki sizlerin de yayınımıza katılabilirsiniz. 0535 760 97 89, 0535 760 97 89. Canlı yayındayız FSM TV'de, FSM Haber'de, Radyo FSM'de ve FSM grup olarak, canlı medya grubu olarak canlı yayındayız. Ayrıca Hayrullah Çalışır Facebook adresinden de gördüğünüz gibi canlı yayındayız efendim. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Evet efendim. Yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Bu arada biz Ankara'daydık, Büyük Birlik Partisi istişare toplantısına katıldık. Orada istişare toplantısının kapanış konuşmasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız, Ankara Milletvekili Mustafa Destici yaptılar. Biz de FSM Medya Grup olarak oradaydık efendim. Sizle bu güzel toplantıyı paylaşmak istiyorum efendim. İki bölüm halinde inşallah sizle paylaşacağız.
sahibine de selam veriyorum. İki günlük yılda 2009 yerel 2019 yerel seçimler temalı yapıldığımız iddia alakalı genel istişare kuruluna davet edilmesi gereken düşünmemiz gerektiği genel davet edilmesi gereken arkadaşlarımızla dün 3 oturumlu biz toplantı yaptık. Akşam başkanlarımızla ayrı bir toplantı yaptık. Bunun akabinde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizle ayrı bir toplantı yaptık. Ve partimizin önümüzdeki seçimlerde hedeflediğimiz başarıya ulaşabilmesi adına değerli fikirlerimizden istifade ettik. Ve önemli kararlar aldık. Yaptığımız görüşmelerin aldığımız kararları inşallah hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sizler illerinize, ilçelerinize döndüğünüz zaman bu görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda ivedi çalışmaları, zaten başlatmış olduğumuz çalışmaları daha da hızlandırarak devam edeceğimizde ve başaracağımızda asla ve katta şüphemiz yoktu. Şimdi bugün burada yaptığımız bu görüşmelerin neticesini basınımızla, dolayısıyla basın kanalıyla ülkemizle paylaşma amacıyla Sayın Genel Başkanımızı birazdan huzurunuza davet edeceğim, arkadaşlar inşallah. Bu değerlendirme toplantısının akabinde de biz bir dönem daha, bir süre daha değerli arkadaşlarımızın fikirlerini almaya da devam edeceğiz. Ve akabinde bu iki günlük kampımızı da sona erdirmiş olacağız. Şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Ankara İl Teşkilatımızın saat 14'te olan genel kurulu var. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Emrah Mahallesi Basit Caddesi geçiyor. Yani odamız burada olan arkadaşlarımızın oraya katılmak isteyen, zamanlı olan arkadaşlarımızın da bilgileri olsun. Gelmişken inşallah orada beraber olur. Emrah Mahallesi Basın Caddesi saat 14'te Keçiören'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bu anonslar sizlere bilgiyle aktarmış olalım. Şimdi iki günlük kampımız sonunun değerlendirme ve kamuoyuyla paylaşma konuşmasını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımızı kürsüye arz ediyorum. Buyurun. Kıymetli dava arkadaşlar, değerli basın mensupları, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Özellikle ekranlar başında, televizyonlar başında bizleri izleyen vatandaşlarıma da yine bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hedef 2019 yerel seçimler başlığı adı altında gerçekleştirdiğimiz bu genel istişare toplantımızın sonuçları itibariyle de hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli vatandaşlarımız, bugün orta öğretim KPSS sınavına giren bütün adaylarımıza zihin açıldığı diliyorum.
yolları ve bahtları açık olsun diyorum. İnşallah hem sınav hem sınavın akabinde ümit ettiklerine Rabbim kendilerini geliştirsin diye rica ediyorum. İşsizlik ülkemizin önemli bir meselesi ve gittikçe de artan bir istihdam sorunuyla karşı karşıyayız. Ve dolayısıyla da KPSS işe yerleştirme adına vatandaşlarımız için, işsiz gençlerimiz için ya da orta öğretimli üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz için aynı zamanda bir umut sınavı. Dolayısıyla da bu sınavın sonucuna göre gençlerimiz işe yerleştirilecek ya da yerleştirilemeyecek. Dolayısıyla da önemli bir sınav onlar açısından. Ama inşallah ülkemiz bütün gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışacakları, istedikleri alanda hizmet edecekleri günleri de görür, buralara da erişir diye ümit ediyorum. Ülkemizin bu kapasitesi, bu gücü, bu zenginliği var. İnşallah bu millette her şeyin en iyisine layıktır. Dolayısıyla bütün işsiz gençlerimizin işe kavuştuğu ülkesi, milleti ve devleti için alın teriyle ailesinin rızkını kazanmak için çalıştığı, hiç kimsenin işsiz ve açıkta kalmadığı günlerde hep birlikte yaşarız inşallah. Tabi mevzuya buradan girmiş değil, bir takım mağdur ya da beklenti içinde olan kesimlerimiz var. Bunlardan bir grubu da emeklilikte yaşa takılanlar diye kamuoyunda bilinen, emekliliği hak ettiği halde yaş doldurmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Bunların mağduriyetlerini biliyoruz. Bunlar bu bekledikleri süre zarfı içerisinde maalesef sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Emekli maaşı almadıkları için evlerine ekmek götüremiyorlar. İkinci bir işte çalışmak isteseler yaşları biraz yukarı olduğu için iş bulmakta bir hayli zorlanıyor. Dolayısıyla da sayıları devletimizin onların getireceği ek yükü karşılayabilecek gücü olduğunu da ve kaynak bulma konusunda da bir sıkıntı yaşanmayacağı düşüncesindeyiz. Onun için işe başlarken belli bir yaş da ve birim gün sayısını doldurduktan sonra kendilerinin emekli olabileceği sözleşmesiyle işe başlayan bu vatandaşlarımızın yeteri kadar bilim ve gün çalışıp tamamlayıp emeklilik hakkı elde edenlerin bu problemin bir an önce çözülmesini biz Büyük Birlik Partisi olarak arzu ediyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz gayretin daha fazlasını göstereceğimizi de hem kamuoyu nezdinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buradan bir kere daha açıkça ilan ve ifade ediyoruz. Tabii bir de seçimlerden önce kendilerine söz verilen polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz var. 3600 ek göstergeye verileceği söz verdiler. Bu sözün de hükümet tarafından bir an önce yerine getirilmesini biz bekliyoruz ve takipçisiyiz. Hatta biz burada bir meslek grubu ayrım yapılmadan birin önüne düşmüş. Bütün devlet memurlarımızın bu haktan istifade etmesini ve yararlanmasını da teklif ediyoruz. Şu müdahaleye çok fazla bir sayı kaldı.
zaten devlette çalışan memur kesimine baktığımız zaman en fazla öğretmen, ondan sonra emniyet camiamız, kahraman polislerimiz, sonra din görevlerimiz, sonra da hemşirelerimiz terbiye ediyor. Ve geriye de çok fazla bir yoğun nüfus, yoğun sayı kalmıyor. Dolayısıyla biz adaleti her yerde uygulanması adına madem öyle bunu hak eden bütün vatandaşlarımıza bunun verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, şehadetinin 38. yıl bölümünde 1980 darbesinin Kenan Evren'in ortası tarafından bir sağdan, bir soldan mantığıyla idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu Kutaşıkçı ağabeyimizi rahmetle yağıyor. Onunla birlikte bütün ülkücü şehitlerimizi ve Muslim Başkanımızı bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükürle ayağını yad ediyor. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu vesile ömürleri evlat hayat acısı hal, ömürlerini evlat acısıyla tamamlayan ve daha sonra da hakla yürüyen annelerini, babalarını da yine rahmetle anıyorum. Ruhlar şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabi Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle acı ve karanlık günler yaşatmasın. Biz milli iradeyi her şeyin üzerinde tutan bir siyasi hareketiz. Milli iradeye ne zaman müdahale edilmişse Büyük Millet Partisi her zaman milli iradeye müdahalelerin hep karşısında olur. Çünkü bu konuda en ağır bedeller ödeyen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisidir burası. Onun kurduğu siyasi hareket ve onun namuslu milletine döndürmüş kanka selam durmam sözü bakın yıllardır dillerde benzer yok. Ve ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah bilerek var olacak ve inşallah elbette ki milli iradeye bundan sonra bir müdahale olmaz ama bunun geçmişteki müdahaleler konuşulduğu zaman bile bu söz en etkili söz olarak yerini koruyacak ve her zaman dinlenmeyecek. Onun için Büyük Birlik Partisi bu konuda dün, bugün, inşallah olmaz ama yarın milli iradeye kim müdahale ederse, darbe kimden gelir ve kime karşı yapılırsa yapılsın, bunun karşısında duracak bir yer var. Kıymetli dava arkadaşlarım, tabi bugünkü, iki günkü toplantımızın genel konusu, genel şehir toplantımızın ana gündem maddesi yerel seçimler. 2019-31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler. Bizler de burada bu yerel seçimlerin ön hazırlığını yapmak, bir takım kararları kurullarımızda istişare etmek, karar altına almak için toplandık. Ve Büyük Birlik Partisi olarak 26. yıl içinde olan bir siyasi partiyiz. Daha önce de biz çok yerel seçimlere katıldık. Bu konuda da tecrübeli bir siyasi hareketiz. Evvela bir de şunu söyleyeyim ki Büyük Birlik Partisi büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde, tüm ilçelerde ve tüm belediyelerde 2019 yerel seçimlerine girmek için hazırız. Biz sizlerle birlikte hazırız. Ve önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili Meclis Genel Yönetim Kurulu toplantımızda üç arkadaşımızı
görevlendirilmiştiniz. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ali Keser Bey, seçmişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Haşim Cemal Bey ve tüm işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Zahmet Bağcı kardeşimiz bu seçim sürecini yönetecek komisyonumuzu oluşturdu. Ama tabii ki büyük sadece onların sıfırları benden de başlayarak bütün bir yönetim olarak genel merkez yönetimimiz, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımızla hep birlikte bu yerel seçimleri Büyük Birlik Partisi'nin bir zafer seçimi olması için elimizden gelen bütün gayreti Allah'ın izniyle göstereceğiz. Tabii burada en büyük güvenceniz sizlersiniz. Siz değerli teşkilat mensuplarımız ve bugün bizimle birlikte olamayıp ama şu anda bizi takip eden partili, ocaklı, gönüldaşlarımız, dava arkadaşlarımız, üyelerimiz, yaşlımız, gencimiz, kadınımız, kızımız hep birlikte biz el ele, gönül gönüle vererek bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nin, Büyük Birlik Hareketi'nin alverenleri bir şahlanış ve zafer seçimi olması için elimizden gelen bütün gayreti milletimizle birlikte göstereceğiz inşallah. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklamasıyla basın mensupları.
Büyük Birlik Partisi daha önce de ifade ettim, sadece bir siyasi parti değildir. Biz bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla da kültürü olan, misyonu olan, hedefi olan, gayesi olan ve en önemlisi de bu hedeflerin başında en önemlisi de ilahi kelimetullah için nizam-ı alem, yani Allah'ın ismini yerleştirmek, Allah'ın nizamını tesis etmek için var gücüyle çalışan alperenler hareketidir. Ve dolayısıyla da fikrimize, misyonumuza, çizgimize sadık kalarak inşallah yine emin bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği şartların farkındayız, idrakindeyiz. Hiçbir dönemde şahsi ya da parti menfaatlerimizi önceleyerek siyaset yapmadık. Önceliğimiz her zaman Allah'ın rızası, devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin refahı, istiklali ve istikbali doğrultusunda olmuş. Bundan sonra da yine aynı gaye ile hizmet edeceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Bu konuda üzerimize düşen ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin bizden beklentilerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hassasiyetle, özveriyle yerine getireceğiz. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda her şeyi elimizin tersiyle itip önce devlet, önce millet, önce vatan ve önce ülke ve önce inançlarımız ve fikirlerimiz demeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakımız ruhuna biz sadık kalmaya devam edeceğiz. Burada kastımız, meramımız nedir diye sorulursa burada kastımız ve meramımız şudur. Biz devletimizin varlığını tehdit eden, ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden, milletimizin istiklalini ve istikbalini tehdit eden, Türk ve İslam coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan bu tehditler devam ettiği sürece Türkiye'de milli ve yerli unsurlar bizim de aynı çizgide bu hassasiyeti taşıyanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz meselelerimizin ayrı siyasi partilerden olsak da birlikte çözüleceğine inanıyoruz. Onun için bu hareketin adı Büyük Birlik Partisi. Özellikle azami müşterekleri olan siyasi partilerin, siyasi hareketlerin, siyasi kadroların devlet ve millet meselelerinde her şeyi bir kenara bırakarak bir araya gelmelerini başından beri arzu etmiş, talep etmiş bir siyasi hareketin ve bir siyasi liderin, şeyin, liderin gerisinde kalan ya da arkasında kalan ya da onunla birlikte siyaset yapmış ve bütünle o fikriyatı, o davayı sürdüren kadrolarız. Onun için bazılarının aklını almakta zorluk çekiyor olabilir. Biz günlük siyaseti hiçbir zaman bugüne kadar öncelemedik. Bizim önceliğimiz her zaman bir an önce çizdiğim gibi inançlarımız, değerlerimiz, devletimiz, vatanımız, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimiz ve dünyanın her hangi noktasında olursa olsun mazlumlar bizim önceliğimiz olmuştur. Onun için sizler buralarınızdır. Onun için yıllardır her türlü zorluğa rağmen, her türlü imkansızlığa rağmen siz bu davayı yürütmek için
elinizden gelen tüm gayretinizi gösteriyorsunuz. Onun için ben bir kere daha sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rabbim sizleri korusun, yücelsin ve yolunuz da, bahtınız da açık olsun. Sizler ne kadar gayret ederseniz, sizler ne kadar çalışırsanız, sizler ne kadar fedakarlık ederseniz bu hareket o kadar yükselir. Sizler de bunun idrakinde, irfanında ve ferasetinde olan tecrübeli dava arkadaşlarımızsınız. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza bir kere daha hareketimize hoş geldiler, şeref verdiler. Onların bizimle birlikte olmaları bize bundan sonra daha büyük bir güç verecek. Ve inşallah büyük birlik fikriyatının alperenlik ruhu, ilahi cennetullah idarenin yeryüzünde yaşatılması adına 26 senedir var gücüyle çalışan bu kadroya siz yeni bir nefes ve yeni bir güç olacaksınız. Dolayısıyla sizler illerinize, ilçelerinize, beldelerinize gittiğinizde bu hareketi anlatmaya devam edeceksiniz. Ne kadar fazla vatandaşımıza, kardeşimize, ister ihtiyar, ister genç, ister kadın, ister kız, ister erkek, ne kadar fazlasına ulaşabilirseniz o kadar büyük oranda görevinizi tamamlamış olacaksınız. Biz elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz. Biz çalışacağız. Ve takdiri de yüce Rabbimize bırakacağız. Terkini de milletimize bırakacağız. Biz üzerimize düşeni yapmakla yapacağız. Yani biz sefer veriyoruz. Zafer Allah'tan gelecek inşallah. Ama zafer her zaman inananların ve çalışanların olur. Bu kadro inanan ve çalışan bir kadrodur. Dolayısıyla bu kadroya kimsenin sekte vurmasına da bugüne kadar nasıl müsaade edilmemişse Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade edilmiyor. Sizinle bütün vatan arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah çalışmaya ve hareketimizi, ülkemizi, milletimizi yükseltmeye, mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kere daha HEDEF 2019 yerel seçimler adlı genel işler toplantımızın sonuçları itibariyle de hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Katılımınız, bugüne kadar gayretleriniz ve şimdi de bundan sonraki çalışmalarınız ve gayretleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. İstanbul Küçükçekmece 2 telli PSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız Türkiye Birlikte Güzel adlı yayın olarak devam ediyor efendim. 1 saat 1 dakikadır canlı yayındayız. Sizden gelen mesajları, sizden gelen yorumları almaya gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz efendim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Destici'nin Ankara'da istişare toplantısında dün itibariyle yapmış olduğu ve FSM Medya Grubu olarak bizim de hazırladığımız yayını sizlere izletmiş olduk efendim. Değerli Başkanımızın yorumlarını gördünüz, izlediniz, dinlediniz. Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir zaman 26 seneye yakındır tabelasını indirmedi. Hizmet etmeye, var olmaya
kıyamete kadar da devam edecektir diyor. İşte biz de bu ruhla, bu güzellikle, bu ülküyle daima aynı ülkeye, aynı güzelliklere inanmış yiğitler olarak diyoruz ki efendim, diyoruz ki efendim, evet. Yürü, yürü diyoruz efendim. Sayın Mustafa Destici'nin katılımlarıyla gerçekleşecek olan 12. Olağan İstanbul İl Kongremize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır. Yaşar Sayan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul İl Başkanı. Hepimiz aynı kimin eserleriyiz. 14 Ekim 2018 Pazar saat 11 Bağlarbaşı Kültür Merkezi Selami Ali Mahallesi Gazi Caddesi No. 22 Üsküdar İstanbul Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı. Aşk ile giden de çile çok olur, çile çok olur. Kim aşklanırsa küfür yok olur, küfür yok olur. Alnın açık olur, yüzün ak olur, yüzün ak olur. Yürü 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 yür
Evet efendim, yeniden okuyoruz. Hedef 2019 yerel seçimler. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Beşikçi'nin katılımlarıyla gerçekleşecek olan 12. Doğan İstanbul İl Kongremize teşkilatlarımız bizleri onurlandıracaktır. Yaşar Sayan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul İl Başkanı. 14 Ekim 2018 Pazar saat 11 Bağrabaşlı Kültür Merkezi Selam Ali Mahallesi Gazi Caddesi Nol 21 Üsküdar İstanbul 0-532-532-34-0 0-532-532-34-0 Hepimiz aynı kilimin yeşenleriyiz. Rabbim hayırlar versin. Rabbim milleti İslam'ı, milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın, ayırmasın, ayırmasın efendim. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunu Rabbim hep bizlere yaşatsın. Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz efendim.
canlı yayınımız devam ediyor. Sizden gelen yorumları, sizden gelen güzellikleri almaya gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz efendim. Benim Kızıl Elmam ve hayalim Avrupa Birliği değil. Benim Kızıl Elmam ve hayalim Büyük Ortadoğu projesi falan değil. Ne Amerika'nın ne de İsrail'in gölgesinde bir Türkiye değil. Benim hayalim Türk İslam medeniyeti, Türk İslam Birliği olsun dedim. İşte bu hayallerle biz yoldayız. Bu yoldayız. Muhsin şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun Twitter adresindeyiz. Bu Twitter adresinden sizlere inşallah bölümler sunmaya çalışıyoruz. Bölümler sunmaya çalışıyoruz. İki defa anons ettim. Bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı ile görüşme yaptık. Müsait olmadıklarını söylediler. İnşallah müsait bir ortamda canlı yayına alacağız Sayın İl Başkanımızı. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Belki bugünkü yayında almayız ama inşallah müsait bir günde, yani pazar gününe kadarki yayınlarımızda canlı yayına almaya gayret edeceğiz. Almaya gayret edeceğiz efendim. Evet, bunu da özellikle söylemiş olalım. Özellikle söylemiş olalım. Evet. Bu arada yine bir klip koymak istiyorum. Klipten sonra üşüyorum fon şiirini koyacağım. Ondan sonra da Muhsin Başkanımızın, rahmetliğin, şehidimizin sözlerini sizlerle canlı yayında paylaşmak istiyorum. Canlı yayında paylaşmak istiyorum efendim. Evet. Ben bayrağa sarılı şehit tabutlarını taşırken sen dağdaki eşkıyaya gerilla deyip af isteyeceksin. Sonra da gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koltuğa oturacak dokunulmazlık zırhına bürüneceksin. Bu ne edepsizlik? Bu milleti ve devleti hiçe saymaktır. 5 Ekim günü Muhsin Başkan'ın sözlerini sizle paylaşmış olduk efendim. Evet. Yine 4 Ekim'de şehit vermekten daha acı bir şey varsa o da şehit haberi almaya alıştırılmış bir toplu inşa etmektir diyor şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Bizim kavgamız Anadolu çocukları ile kuklaların kavgasıdır. Anadolu'nun makus tarihini değiştirmek isteyen mazlum Türk milletinin evlatları ile yine mandacıların yeni kuklaların kavgasıdır. Bu kavgada artık herkes safını ayırmak mecburiyetindedir. Bu kavgada herkes safını ayırmak mecburiyetindedir. Şehitlerimiz Muhsin Yazıcıoğlu. 25, 3 yaşındaki, 2,5-3 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyor. Olup köy kuyuya atıyor. Empati yapalım diyenler var. Allah korusun. Herkes kendisini o çocuğun annesi ve babası yerine koysun. Bu nasıl adalettir? Nasıl hukuktur? Evet, kısasta hayat vardır. Evet, kısasta hayat vardır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Evet.
yine Muhsin Yazıcıoğlu'muzun şehidimizin 30 Eylül gösterildi. Biz neye mal olursa olsun bu ilanı getireceğiz. Çocukların ırsına geçip boğup korkuya atanı zevk için adam öldüreni idam ederiz. Başka yolu yok. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Masal kahramanlarını değil, gerçek kahramanları anlatın çocuklarınıza. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Evet, geceye bir türkü bırakalım, çırpınırdı Karadeniz diyor. Evet, şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Benim davam, milletin birlik davası, ne Amerika, İsrail çizgisi, ne Avrupa çizgisi, ne de başka bir çizgi. Türk-İslam çizgisinde, Türk-İslam medeniyeti anlayışıyla bu milletin ortak ruhunu harekete geçirmektir. Büyük davalar yıkılmayacak, yorulmayacak, üşenmeyecek dava adamları ister. Büyük davalar yıkılmayacak, yorulmayacak, üşenmeyecek dava adamları ister. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Toprağı sıksan şu heda, fışkıracak olan bu toprakları hiçbir zaman emperyalizme teslim etmeyeceğiz. Emperyalizme teslim etmeyeceğiz. Emperyalizme teslim etmeyeceğiz. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Seçim konuşması yaparken Muhsin nerede? Biz oradayız diye seslenen halka hitaben, Muhsin doğrudan ayrılırsa siz de ondan ayrılın. Muhsin nerede, siz orada değil, hak nerede, siz orada olun. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Rabbimiz razı olsun, Rabbimiz hayırlar getirsin, Rabbimiz milleti İslam'ı, sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın efendim. Bir olmanın, iri olmanın, birlik olmanın yolunu Rabbim hep bizlere yaşatsın, Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz efendim. Thank you.
Altyazı M.K.